Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Bu biraz uzun, 3-4 video falan olabilir. Çünkü genellikle en çok tartışılan konu budur. Nedir bu? İslamcıların iddiası şu. Derler ki İslam barış dinidir. Savaşı emretmez, ölmeyi ve öldürmeyi emretmez derler. İddiaları bu. Bunu da Bakara suresinde bir ayet var. 256. ayet. Orada dinde zorlama yoktur ibaresine dayandırırlar. Şimdi bütün din adamı sınıfı, ilahiyatçılar, profesörler, doçentler, vakıfları olanlar, dinden uçlananlar, aşıranlar var ya, onlar televizyonlara çıkıyorlar veya kendi vakıflarında din dersi veriyorlar, Kur'an açıklıyorlar, ayet ayet. Onları YouTube'da yayınlıyorlar. Silme, altını çizerek arkadaşlar söylüyorum, bunların topu sahtekar. Topu sahtekar. Bunlar bu Kur'an'ın ayetlerinin hepsini biliyorlar. Fakat aşırdıkları için bunu savunmak zorunda kalıyorlar. Utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Suratları kızarmıyor. Bunu savunuyorlar. Bakınız şimdi. İslam barış dini. Şunu iddia ediyorum. Peygamber Muhammed, ben peygamberim dedikten sonra ve Medine'ye göçtükten sonra, peygamberin zamanı, 10 senelik zaman, Ebu Bekir'in zamanı, Hazreti Ömer'in zamanı, Hazreti Osman'ın zamanı, Ali'nin zamanı, Emevilerin zamanı, Abbasilerin zamanı, Osmanlıların zamanı da savaşsız, cinayetsiz, baskınsız bir zaman dilimi var mı? Varsa desinler, buyursunlar desinler ki Hazreti Muhammed döneminde, peygamber döneminde insanlar sulh içindeydi. Ebu Bekir döneminde insanlar sulh içindeydi. Ömer döneminde, Osman döneminde böyleydi diyebilirler mi? Çıksınlar desinler. Kan, gözyaşı ve reva var. Savaş, baskın, ganimet. Bu vardı. Şimdi bunlar Tevbe suresinde bir ayet var arkadaşlar. 5. ayeti. Müslümanların bir kısmı bu 5. ayetin gelmesiyle Tevbe suresi son dönemlerde inen surelerden bir tanesidir. Onlar derler ki bu Tevbe suresini 5. ayetini inkar edemezler ve derler ki bunlar bu ayet barış ayetlerini neshetmiştir. Barış ayetlerini neshetmiştir derler. Buna karşın isminin önünde doçent, profesör olan ilahiyatçılar sözde kanaat önderleri var ya, onlar da bu videolar yapıyorlar. Konuşmalar yapıyorlar, televizyonlarda program yapıyorlar ve diyorlar ki İslam dini barış dini değildir. Tevbe suresini yanlış anlıyor. Herkes yanlış anlıyor Tevbe suresini. 5. ayetini. Şimdi okuyorum. Haram aylar çıkınca
bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerine oturup gözetleyin. Eğer tövbe eder, namaz kılıp zekat verirse serbest bırakın. Şimdi bu Kemal Okuyan olsun, Caner Taslaman olsun ve diğerleri şöyle yapıyorlar. Ayeti yarıya kadar okuyorlar. Ne diyorlar? Onları yakalayıp hapsedin. Bulduğunuz yerde öldürün. Ve yakalayın, hapsedin. Dedi mi bunu? Dedi. Eğer tevbe eder, namaz kılıp zekatı verirlerse kendilerini serbest bırakın. Ayetin diyor sonunu okumuyorlar. Ayet sonunda diyor onları serbest bırakın diyor. Ben üçkağıtçı adam. Suratın hiç kızarmıyor mu senin? Zaten adam Müslüman olduğu zaman sorun kalmıyor. Zekatını verip namazını kılıp Müslüman olduğu zaman zaten öldürmüyor. Kılıcı almışsın, ele çıkmışsın yola. Adama diyorsun ki Müslüman ol. Adam olmuyorsa ölmek zorunda, öldürüyorsun. Ya da anlaşma yapıyorsun onunla. Arkadaşlar şimdi burada Tevbe suresinin 5. ayetini bunlar diyorlar ki anlaşmayı bozdu müşrikler. Onun için bu ayet hasıl oldu. Anlaşmayı bozdu diyorlar. Bunların anlaşması nedir biliyor musun? İslam devletinin anlaşma anlayışı bir başka kavimle, bir başka Müslüman olmayan bir toplumla anlaşma anlayışı nedir biliyor musunuz? Müslümanlara diğer toplumların haraç vermesi. Yani Müslümanlığı kabul etmediği zaman haraç vermek zorunda. Dünyada yaşayabilmesi için, yeryüzünde sükunet içerisinde yaşayabilmesi için haraç vermek zorunda. Kim diyor bunu? Ben mi diyorum? Ben demiyorum. Bunu Kur'an ayeti diyor. Aynı surenin, Tevbe suresinin 29. ayeti diyor arkadaşlar. Bakın okuyorum. Kitap ehlinden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve peygamberin haram kıldığını haram saymayanlar, la hak dini din edinmeyenlerle boyunlarını büküp kendi elleriyle haraç verinceye kadar savaş. Aha burada. Hadi. Bunun neresinden barıştığını çıkarıyorsun. Bize diyorlar ki Bakara suresinden 190, 191, 192, 193 neyse oradan örnek getiriyorlar bu ayetin karşısına. Tevbe suresi 5'in karşısına ayet getiriyorlar, dikiyorlar. Diyorlar ki Müslümanlar ancak savunma amaçlı savaşır. Müslümanın savaşı savunma amaçlıdır dedi. Bu kadar yalancılık, bu kadar ikiyüzlülük olamaz. 29. ayet Tevbe suresi kimlerle, bakın ne diyor, kitap ehlinden olanlarla, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlarla, hak din, İslam dinini din edinmeyenlerle, Allah'ın ve peygamberin haram saydığını saymayanlarla kendi elleriyle getirip haraç verinceye kadar savaşın. Tevbe suresi 29. Yobaz. Nerede barış dini? Nerede savunma dini? Dört halife, peygamber de dahil bunların zamanında kim saldırmış bunlara? Var mı bir saldırı? Hep saldıran kendileridir. Ganimet için, kervan soymak için saldırmışlardır. Müslümanlığı yaymak için saldırmışlardır. Halifeler de aynı şekilde. Irak'a saldırmışlar, İran'a saldırmışlar, çevreye saldırmışlar, Türklere saldırmışlar. Saldırmışlar. Kılıçla. Ya Müslüman olacaksın, diyor ya. Ya zekatı verip namazı kılacaksın, canını kurtaracaksın. Ya da haraç vereceksin bu yeryüzünde yaşayabilmek için. Evet. Arkadaşlar, İslam dini kardeşi kardeşe düşman eder. İslam dini babayı oğula düşman eder. Ayet de var bu konuda.
kardeşleriniz ve babalarınız diyor. Aileniz, ananız, babanız, kardeşiniz kim olursa olsun eğer İslam dinini kabul etmiyorsa onları diyor bırakın. Onları bırakın. Yani anneni, babanı, kardeşini bırakacaksın. Eğer diyor küfrü imana tercih ediyorlarsa onlar, yani Müslüman olmuyorlarsa o kardeşlerinizi ve babalarınızı falan dost edinmeyin diyor. Onların diyor velisi ve onları veli kabul etmeyin. Sizden diyor kim onları dost edinirse zalimdir diyor. Şimdi bu ayet orta yerde dura dura barıştın diyorsun ha. Arkadaşlar bu uzundur bu konu. Devam edeceğiz. Şunu aklınızdan çıkartmayın. İslam dini bırakın babayı, kardeşi, bir insanın kendisini sağ tarafını, sol tarafına düşman eder. Başka ayette görüşmek üzere. Hoşça kalın.